Saraydan gelen haberlere göre bu sabah sarayın huzuru İslam dinindeki Türk sorunu nedeniyle bozulmuş. Bilindiği üzere Türkleri dinsiz ve düşman olarak tanımlayan birçok hadis var. Yüceler yücesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da sabah kalkınca bu hadislerden birini okumuş. Yüklendiği ağır vazifeyi yeniden hatırlayan Ulu Hakan 1. Recep Tayyip Erdoğan telaşa kapılıp önüne gelene daha fazla saldırmaya başlamış daha doğrusu kendisi lafla saldırırken hakaret ettiği kişileri de korumaları dövüyormuş. Dövülen kişilerin durumu çok ağırmış. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hazretlerinin tuvalete bile en az 300 koruma polisiyle gittiğini ve tuvalet haricinde bu koruma polisi sayısının kimi zaman 50 bine aştığını da unutmamalıyız. Hatta bize verilen rakamlara göre yüceler yücesi Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle dövülenlerden 12 kadar saray hizmetçisi ölmüş. Ama yakınları gelip sormayanların cesetlerini saray bahçesindeki dipsiz kuyuya atmak için ölenler hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış. Yakınlarınca araştırılmayan kişilerin cesetlerini dipsiz kuyulara atmak, betona gömmek gibi cenaze işleri 20 yıldır uygulana gelmiş bir durummuş. İstanbul Havalimanı, köprü projeleri gibi inşaatlarda binlerce kimsesiz cesedin gömülü olduğu bilinen bir şeymiş. Saraydaki vahim olaylara sebep olan hadisi sorduğumuzda da saraydaki kaynağımız Buhari Cihat 179 numaralı hadis diye cevap verdi. Hadis şöyle. Resulullah dedi ki siz Müslümanlar çipil gözlü, kızıl suratlı ve yassı burunlu bir millet olan Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacak. Onların yani Türklerin yüzleri deri kaplı kalkanlar gibidir. Siz Müslümanlar kıldan yapılma ayakkabı giyen bu halkla yani Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz zaten İslam'da Türklüğün haram olduğu her şuurlu Müslümanın açıktan dile getiremese bile bildiği bir durum. Ancak 20 senelik mücadele sonunda varılan noktanın yeterli olmadığını söyleyen saray kaynaklarımız sözlerine şöyle devam ettiler hem son seçim anketlerindeki kötü tablo, hem de zaten nörolojik ve psikiyatrik hastalıkları olan yüceler yücesi, Cumhurbaşkanı Sultanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen yaşı ve 20 yıldır seçmenlerini bir arada tutmak için günde en az 10 saat sürekli nutuk çekmek zorunda oluşu İslam aleminin şu anki efendisindeki yani Erdoğan'daki panni ve ruhsal çöküntüyü arttırdı. Ve kontrolünü yitirmesine yol açtı. Zaten kafirlerin gözünde deli, geri zekalı ve psikopat biriyken sen bu imajı onunla çarp, ha, işte şu anki hali bu. Fakat ondan gelene Allah'tan gelene razı olduğumuz gibi razıyız. Bunun üzerine haber kaynaklarımıza neden koro halinde konuştuklarını sorduk. Hep birlikte öksürüp tekrar kusursuz bir senkronizasyonla konuşmaya başladılar. Sarayda on binlerce memur çalışıyor hepimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşleri hanımefendinin eşi dostu akrabasıyız, bunun dışında bir niteliğimiz yok bir de bol bol namaz kılıp yalan yanlış Arapça dua okuyoruz. Sarayda istihdam edilmemizin nedeni dinimizin akrabayı kayırma emri. Maşallah sultanımızın ve eşleri hanımefendinin de bol akrabası var, tavşan kolonisi gibi. Ha tabi herkesin bildiği gibi her birimizin 5-10 maaşı var. Ancak bu paranın aslında yüzde sekseni de sultanımızın cebine gidiyor. Bu şartla sarayda memur olabiliyoruz. Neyse. Yapacak iş bulmakta zorluk çektiğimiz için bu yola başvurduk. Örneğin Yüceler Yücesi ve Alemlerin Nuru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çay götürülecekse 50 kişi çayı demliyor, bir başka 50 kişi çayı dev bir tahtravana yüklüyor, dev tahtravanı da 100 kişi taşıyor. Çay Cumhurbaşkanımıza vardığında da mutfaktan saltanat salonuna kadar sıralanmış 1200 hizmetkar elden ele altın varaklı kağıda sarılmış iki küp şekeri besmele ve dualarla aktarıyor. Ve sondaki 80 kişi hep bir ağızdan muhterem Cumhurbaşkanımız, çayınıza şeker emreder miydiniz diye soruyorlar. Sultanımız da hayır diyor. İşte bu minvalde biz 80 kişi de sarayın gizli haber kaynağı olarak koro halinde konuşuyoruz. Evet çok saçma ve yararsız bir iş ama taş taşımıyoruz ve ayda en az 50 bin lira cebimize giriyor. Asgari ücretin en az 12 katı hem de. Bize verilen bu cevap karşısında biraz şaşırmıştık. Saray kaynaklarımıza neden korkmadan bu kadar açık konuştuklarını sorduğumuzda bize yine koro halinde şu cevabı verdiler. 20 yıldır ne yaptıysak alenen yaptık ve her zaman oylarımız arttı. Önceden istemeden yakalanıyorduk ama halkın desteğini aldıkça arsızlaştık ve biz arsızlaştıkça halkın desteği arttı. Yani yaptığımız her kötü iş bize halkın teveccühü olarak döndü. Yani ayan beyan rezillik yapmak, kendimizi küçük duruma düşürmek iktidarımız için yaşamsal bir siyaset. Bunun da mucidi yüceler yücesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Belki başlangıçta tam bilerek yaptığı bir şey değildi ama hayat bunu ona öğretti. Kaynaklarımıza sarayda sürmekte olan Türk krizini hatırlattığımızda da saraydaki gündelik vahim olayları anlatmaya başlayarak şöyle cevap verdiler. Sarayda karışıklık çıktığında ilk başlarda kimse durumu anlayamadı. Cumhurbaşkanı önüne gelene bir laf ediyor, cevap verdiklerinde de onları korumalarına dövdürüyordu. Sonra korumalarını da birbirine dövdürmeye başlayınca sorun anlaşıldı. Türkçe konuşanları dövdürüyormuş. Biliyorsunuz, dinimizde Türklük haram. Bu durumda Türkçede haram. E cahil köylü halimizde ne başka bir dil biliyoruz, ne de Türkçeden nefret etmemize rağmen yabancı dil bilenleri takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da zaten yabancı dil bilenleri meydanlarda yuvalatmış bir insandır. Tabi Cumhurbaşkanına hangi dili konuştuğunu sorduğunuzda, Osmanlıca kelam ettiğini söylüyor. İşin sırrı bir ya da iki Arapça kökenli kelime kullanmak. Buna Osmanlıca diyoruz. Biliyorsunuz, ismini bile yazmasını beceremeyen Anadolu köylüsü Osmanlıcaya bayılır, Türkçeden nefret eder ve kendi konuştuğu bozuk şiveli dilinde Osmanlıca olduğunu zanneder. Neyse, saraydaki duruma dönersek, sarayda ne Osmanlıca ne de yabancı bir dil konuşur gibi yapmak birkaç dakikadan sonra işe yarar oldu. Bu sefer de yüceler yücesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hepimizin ne dediğimizi anlamadığı için dövdürmeye başladı bu ülkenin varını yoğunu sattık, halkı etnik ve dinsel temelli düşman kamplara böldük, Türk milli şuurunu yok ettik. Halkı sefalete mahkum ettik. Halkı en az yüzyıl boyunca yüceler yücesi Cumhurbaşkanımızın sülalesine haraç ödeyeceği devlet tarafından müşteri garantili inşaat projeleri gerçekleştirdik, Türk ordusunu şaklabana çevirdik, Türk yargısını köpek ettik. Yetmedi Suriye, Irak gibi İslam ülkelerinde vahşi iç savaşlar çıkararak oralardan en az 10 milyonluk yabancı nüfus ithal edip kaynakların önemli bir kısmını bu yeni ve muteber vatandaşlara aktarmaya başladık. Türklükten bunalmış olan ve Türk milletinden nefret eden zeki Anadolu halkı da bu siyasetimiz nedeniyle bizi her defasında ödüllendirdi. Ama bir şeyi unuttuk. Türkçe'yi Türkçeyi yok edebilmemiz için yerine yeni bir dil koymamız gerekiyor ama elimizde yalandan Osmanlıca dediğimiz ve yine aynı şu an konuştuğumuz dil dışında bir şey olmayan lisandan başka bir lisanımız yok. İkinci bir dil öğrenmek için iyi bir eğitim gerekiyor. E ikinci dil öğrenirken kendi dilinizi de geliştiriyorsunuz. Bu durumda hem halkın zekası artarak bize olan desteği azalacak hem de bugüne kadar yaptığımız hizmetlerimiz çöpe gidecek. Biz buna Recep Tayyip Erdoğan dil paradoksu diyoruz. Kaynaklarımız laflarını bitirir bitirmez hep birlikte derin bir iç çektiler. Saraydaki Türk krizi nedeniyle yayılan şiddet sarmalının devam edip etmediğini sorduğumuzda da içimizin rahat etmesini tavsiye edip şöyle cevap verdiler. Yardımımıza Emine Hanım yetişti. Zavallı kadın alışverişten dönmüş aldığı 20 ton kurutmalık mango ile 80 ton kıyafeti sarayın giriş salonuna yıdırırken gördüğü keşmekeş nedeniyle öfkelenip herif herif yine neden derlendin diye haykırınca işin rengi değişti. Yüceler yücesi Sultanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan sen kime deli diyorsun gece kondu acuzesi diye çılık atıp yanındaki 800 kadar korumaya Emine Hanım'ı dövmelerini emretti. Fakat korumaların yarısı Emine Hanım'ın aşiretinden olduğu için korumalar içinde Bedir Muharebesi ölçeğinde bir çatışma hasıl oldu. Tabii Emine Hanım durur mu? Hemen eline aldığı kurutulmuş mangolarla merdivenlerden yukarıya yüceler yücesine doğru koşmaya başladı. Yaklaşınca da, ömrümü çürüttün Allah'ın öküzü, deli herif, geberde kurtulayım, diye bağırıp ağlayarak herifin başına kuru sert mangoları fırlatmaya başladı. Kafası yarılan ve kanlar içinde kalan Cumhurbaşkanımız da en yakınındaki devçin vazosunu Emine Hanım'ın üstüne yuvarlayıverdi. Kadın kurnaz tabi, hemen yana kaçılıp kendini kurtardı, ama korumalardan çok kişi yaralandı, şimdilik ölen yok. Ama galiba 5 kişi komadaymış. O sırada 80 kadar doktor yetişip Cumhurbaşkanımızın ensesine, şak diye gerekli ilacı içeren enjektörü yapıştırınca da hünkârımız Recep Tayyip Erdoğan kendine geldi ve Emine Hanım'a alayarak sarıldı. Gece konduda yaşarken ne kadar saf ve mutluyduk fakirdik, ibiş kılığında gezerdik ama çok mutluyduk diye ağlayarak bağırmaya başladığında hepimiz rahat bir nefes aldık. Ancak 20 yıldır çözülememiş Türklük meselesinin Emine Hanım'la Tayyip Beyefendinin barışmasıyla çözüldüğünü asla söyleyemeyiz. Çünkü konu farklı. Her ne kadar Cumhurbaşkanımız aldığı ilacın etkisiyle sakinleşmiş gibi görünse de bir sene içinde yapılacak seçimleri kaybetmemiz durumunda hepimizin vatana ihanetten tutuklanacağı kesin. Tabii ki biz bu yola başımızı koyduk, idam gömleğimizi giydik geldik, ayrı mesele. Hepimiz vatana ihanet, hırsızlık ve bin türlü namussuzluktan mahkum olup idam edilerek şehit olmayı çok istiyoruz. Ancak nihayetinde insanız ve korkuyoruz. İslam'ın haram ettiği Türklüğün, yani Türklük meselesinin çözümü konusunda sarayın kötümser olduğu izlenimi edindiğimizi söylediğimizde şöyle cevap verdiler. Unutmamamız gereken iki mühim olgu var birinci mühim olgu önceden de söylediğimiz gibi Türk ordusunu şaklabana çevirmiş olmamız. Bunu da bizimle aynı İslami şura sahip meşhur cemaat ile yaptık. Ha bu işte tek kötü taraf biz miyiz? Değiliz elbette. Evvelden gözümüzde büyüttüğümüz ve gerçekte salakların komutasında olduğunu sonradan, hep birlikte anladığımız koskoca Türk ordusu biz hukuka güveniyoruz deyip cemaat ortaklığında yaptığımız tüm hukuksuzluk ve namussuzluklara teslim oldu manevi değerleri gereği akılsızca kin ve nefret dolu Anadolu köylüsünün de desteğini aldığımızda demokrat görünmeye çalışarak dayak yemek için adeta yalvaran TSK'nın fişini çektik ve bugünkü hiçbir işe yaramayan milliyetsiz orduyu kurduk. Anlamışsınızdır, eş dost akraba hep muvazzaf asker oldu. Hazır lafı gelmişken ve son anketlerin bize söylediklerinin ışığında buradan FETÖ'ye, Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretlerine sesleniyoruz. Gelin görüşelim, asgari müştereklerde hareket edelim, aynı menzilde yürüyoruz, Hoca Efendi Hazretlerinden tek isteğimiz kendisinin de hatalı olduğunu kabul etmesi. Bunu da kafamıza göre değil yüceler yücesi reisimizin talimatıyla dile getirdiğimizi bilin. Evvelki konumuza geçersek, kötümser olmamamız için gereken ikinci mühim olgu ise şudur. İslam tarihinin yetiştirdiği en büyük tarihçi Kadir Mısıroğlu, Zamanında aldığı deli raporları sayesinde ömrünün sonuna kadar durmaksızın özgürce konuştu. Ne salak bir sistem ha? Deli raporu al, sonra da istediğin haltı ye. Neyse. Yüceler yücesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm tarih bilgisini borçlu olduğu Kadir Mısıroğlu hocamız Çanakkale Savaşı ile Türk İstiklal Harbi'ni Suriyeli Sünni Arapların yaptığı, Suriyeli Sünni Arapların sadece Çanakkale'de 250 bin şehit verdikleri yanlış bilgisini üretip dile getirdi. Ardından bu savaşlarda Afganların, Afrikalıların, Pakistanlıların ve benzerlerinin de savaştığını ekledi. Bu yanlış iddiaların sayesinde sonuç olarak da seçmenimizin en az üçte ikisi bu ülkenin Türkler dışında herkesin hakkı olduğuna ikna oldu. Bu inanılmaz bir başarıdır, hem de deli raporu olan basat altı bir adamın başarısı. Bu nedenle kötümserliğe gerek yok. Eninde sonunda İslam kazanacak. Sahih hadislerde İslam'ın gitgide zayıflayıp yok olacağı söylense bile biz bu hadislere itibar etmiyoruz. Zafer İslam'ındır.